tablo biçimlendirme nedir? Nasıl uygulanır? Tablo biçimlendirme, bir diğer adıyla koşulu biçimlendirme özelliği ile ilgili liste sayfalarında belirlediğimiz alanların renkleriyle vurgulanmasıdır. Uygulamasına baktığımızda Diana sayfası üzerinde arama kutusuna gelerek tablo yazarız. Tablo biçimlendirme listesi sayfasını aynı zamanda biçimlendirme yapmak istediğimiz liste sayfasında kolon başlıklarının kenarında bulunan seçenekler alanından tablo biçimlendirme ekranına gelmemiz de mümkündür. İki ekran arasındaki fark, liste ekranlarında oluşturduğumuz tablo kaydında ekran kodunun otomatik olarak gelmesidir. Stok malzeme listesi için bir tablo biçimlendirme kaydı oluşturalım. Kayıt listesini yeni bir sayfada açalım. Stok malzeme listesi kayıtları arasında türünün ham madde olan satırları bize farklı renklerle gösterilmesini sağlayalım. Bunun için genel bilgiler alanında bu biçimlendirmeye bir kod verebiliriz. Açıklamasına stok türü yazalım. Firma olarak çalıştığımız firmayı seçelim. Kullanıcılardan kendi kullanıcımızı seçelim. Kriterleri ise biçimlendirme yapmak istediğimiz kolonu seçelim. Bizim biçimlendirme yapmak istediğimiz kolon türü, kriterimiz eşit, değerimiz ise ham madde. Biçimlendirme seçeneklerinden bu biçimlendirmeyi satıra uygulamasını, yazı renginin beyaz olmasını, arka plan renginin ise pembe olmasını sağlayalım. İlgili liste sayfamızı yenilediğimizde stok türünün ham madde olan satırların renkli olarak geldiğini görmekteyiz. Bir de kolon olarak bir biçimlendirme yapacak olursak bunu fiili stoğunun 5'ten fazla olanları getirmesini sağlayalım. Firma olarak yine çalıştığımız firmayı seçelim. Kullanıcılardan kendi kullanıcımızı seçelim. Kriterlere kolon adı olarak fiili stok, kriter olarak büyük, değer olarak 5 yazalım. Biçimlendirme seçeneklerinden bunun seçili kolonlar için yapılmasını, ilgili kolonunda fiili stok olduğunu belirtelim. Biçimlendirme seçeneklerinden yazı renginin pembe ile arka plan renginin ise yeşil ile gelmesini sağlayalım. Kaydımızı kaydettiğimizde, ilgili liste ekranında sayfayı yenilediğimizde stok kayıtları arasında fiili stoğun 5'ten büyük olan alanların renkli ile geldiğini görmekteyiz.